Herkese merhaba. Bu dersimizde Hermite formundaki eğrileri nasıl çizildiğini bir örnek üzerinden göstereceğiz. Bu örneğimiz ders slaytlarımızda var. Burada birinci noktamız 0, 0 noktası. Son noktamız 3'e 1 noktası. Şurada gördüğünüz gibi. PU 0 tanjant noktamız 0, 1, 2, 1 bölü 2, 0, 0, 5 şurası. Ve PU 1, 0, 5, 0 noktası. O da şurası oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şurada verilen noktalar yani tanjant noktaları direkt sıfır orijinden uzaklıklar değil. Şu mesela 0 ve 0 noktası bizim şu P1'den olan koordinatlar. Yani 3 1'in üzerine eklenmiş koordinatlar. O yüzden 3 1 şurası iken ona 0,5 ekliyoruz. Böyle uzatıyoruz ve şu noktada bizim PU 1'imiz oluyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Ama hesaplamaları yaparken, blending fonksiyonlarla çarparken bu şekilde 0 5 0 şeklinde yani son noktaya göre uzaklığı nedir? X ve Y'de onu kullanarak hesaplamaları yapmanız lazım. Kendiniz gösterirken bu şekilde yapmanız lazım. Sonucunu aslında çizdirdiğimizde eksi ve X ve Y koordinatları olacak bunun. Z koordinatı vermediği için sıfır kabul ediyoruz. Ve F0, işte F1, F2 ve F3 ile bunları çarparak ilerliyoruz bu şekilde. Hem X'te hem Y'de koordinatları çarpıyoruz gördüğünüz gibi. Çarptığımızda aslında şöyle U'ları çarpıyoruz pardon. U'larla bizim şu 0, P0, R'ın 0'ı, şu 3, şurası P1'in 3'ü, F2'de 0, PU 0'ın X'i yani. U3, U kare, F3 oluyor aslında. O da 1 bölü 2 bunu yazdık. Y için de Y'leri yazacağız. 0'ı yazdık. İkinci sırada şuraya P1'i yazmanız lazım. Bunu yazdık. Üçüncü sırada bunu yazmanız lazım. 1 bölü 2'sini yazdık Y'si. Son olarak da şunun Y'sini yazmanız lazım buraya. Bu işlemleri yaparsanız F'leri de yerine koyduğunuzda şu fonksiyonlar çıkacak aslında. Direkt bunları kullanarak plot edebilirsiniz. Ya da aslında genel bunu yazıp bunun üzerinden de MATLAB'a plot ettirebilirsiniz. Biz bunu deneyelim ve görelim MATLAB'da nasıl yapıyoruz. Şimdi burada yeni bir sayfa oluşturacağım ben aslında. Onu oluşturmak için de Home'a geleyim şuradan. Ve New diyeyim, Script diyelim. Bu Script'te yine yapacağım şey en başta önce bir Close All deyip hepsini kapatmak. Ve sonra da bir Hermite eğrisi çizdireceğimi söylemek. Clear all, close all, CLC'yi kapattım. Tanımları yazacağım. Purpose'ımız example for generating a Hermite curve. Ve input parametrelerimiz bizim n var ve p değerlerimiz var. P0'ın ve p1'in başlangıç ve bitiş noktaları yani. Bir de tangent değerleri var. Tangent noktaların başlangıç ve bitiş nokta değerleri, koordinatları. Bunları tanımladık. Output olarak plotlarını alacağım. Bu plotlardan sonra başka da bir şeyim yok aslında. Output'a dilerseniz U ile tanımlayabiliriz. Bu U da bizim hatırlarsanız çizdirmek için gerekli olan değerlerdi. U values to generate data points of Hermite curve diyebiliriz. Ya da blending fonksiyonları aslında şeyin. Şu blending fonksiyonları U'larla oluşturuyoruz. Sonra onu koordinatla çarpıyoruz basitçe. Bunu da şöyle tanımlayabiliriz. Evet, tarihimizde, oluşturma tarihimizde yazalım. 2024. Burada artık script body'mizi yazalım. Ben bunları kendimce oluşturduğum için siz de aynı formatı takip edebilirsiniz ya da kendi formatınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben buraya koordinatları yazacağım. Ve elimde biliyorum ki ben öncelikle P0 koordinatım var. Onu şu şekilde tanımlıyorum. P0 eşittir diyelim. Bu P0'ım benim. X ve Y'yi ayrı ayrı tanımlıyorum dilerseniz. 0, ilk satırım X'ler olsun, ikinci satırım Y'ler olsun. X ve Y bu şekilde tanımlansın. Bir de P1'im var. P1'imi de burada 3, 1 vermiş. Onu yazacağım. 3 ve 1 yazdım bu şekilde. Sonra P2 var. Aslında P2 değil de P0, U diye tanımlayabiliriz bunu. Tangent olduğunu göstermek için. Bunu da 0, 0,5 diye tanımlayabilirim. Şuraya 0 ve noktalı virgül koyacağım ki alt satıra gitsin. Şuraya noktalı virgül. Şimdi virgül koysaydık bakın onu göstereyim. Burada hata yaptım mesela. Virgül koyup hepsine tutarlı yapmak lazım. Şöyle yaptık diyelim. Tabii bunu kaydedecektik. Untitled oldu. Hermite example 1 diye kaydedelim buraya. Example 1. Save. Şöyle gösterelim. P0 dediğimiz bakın ilk
ilk taraf x eksenin ikinci taraf y ekseni. Şimdi P bir ben virgülle tanımladım. Virgülle tanımladığımda yana tanımlar. Noktalı virgülle tanımlarsam aşağıya tanımlar. Şimdi burada x ve y tamam kafamda biliyorum ama ya bilgisayar bunu tanımlatırken dikkatli olmak lazım. Tutarlılık açısından hepsini aynı yapmak daha mantıklı. Yani birini alt alta yaptıysak şunu da alt alta yapmak lazım. Ben genelde alt alta yapmayı tercih ediyorum. Bu da 3 ve 1 olacak şekilde aşağı doğru olsun. P0 U'da 0,05 gördüğünüz gibi. Şimdi tabii bu P1 henüz değişmedi. Önce run etmem lazım şuradan. Bunu çalıştırdığımda 3-1 olarak aşağı doğru değişti. Doğru olduğunu görüyorum. Hani unutursanız deneyebilirsiniz de. Noktaları bir aşağıya mıydı, sağ mıydı? Deneyip görebilirsiniz. Bir de P1 U'muz da girelim. P1 U eşittir. Bu da 0,5 0,5 virgül, noktalı virgül 0. Bunu tekrar edelim. Bu tangent değerlerini şu koordinatları 0 kabul ederek giriyorsunuz. Yani bu P1 U 0,5 0 girdim diye orijinden 0,5 geldim demek değil. Bu aslında P1'in üzerine yani 3'ün üzerine 0,5 ekliyorum. 1'in üzerine 0 ekliyorum. Öyle geldim demek ama bu yazarken ne kadar fark varsa yani 3'ten ne kadar gittiysem onu yazıyorum. 1'den ne kadar gittiysem onu yazıyorum. Şöyle tangent vektörünü göstermek için. Bu şekilde tanımlıyorum. Burası önemli. Bunları tanımladıktan sonra biz yapacağımız şey çok basit. Yine U değerleri tanımlayacağız. Blending fonksiyonlarda yapmıştık bir önceki videomuzu. Bakabilirsiniz onun için. Bunlara tabii öncelikle şey diyelim. Yani bizim Hermite Curve Control Points. Control Points diye tanımlayabiliriz ya da Vertices. 4 tane var Hermite'de bunlar. Ve sıralaması da önemli. Bu sırada yaparsak blending fonksiyonlarında verdiğimiz sırada bir önceki slide'de var. Şu sırada kullanabiliriz. Yani sırasını doğru belirlemek lazım. Bunları yaptım. Şimdi sırada U değerlerini tanımlamak var. U değerlerini geçen dersimizde de tanımlamıştık. Bunu 0, 0,1 ya da 0,01 diyebiliriz. Daha fazla tanımlayalım. Ve 1 arasında, hep 0 ile 1 arasında olacak için bu iki aralıkta tanımladım. U değerlerini bu arada burada şey de diyebilirsiniz. Mesela aralık değeri için ona bir increment tanımlayıp şöyle increment eşittir 0,01 olsun derseniz şuradaki 0,1'i increment diye tanımlarsınız ve parametrik yaparsınız. Mesela bunu 0,05 diye değiştirirseniz burada 0,05 aralıklarla yapar gibi. Bunu kendinize göre şuradan değiştirip hemen sonucu alabilirsiniz. Hiç sorun yok. Şimdi bir de blending fonksiyonlarını oluşturacağız. Blending functions. Onları da yine geçen dersimizde oluşturmuştuk. Buraya belki hızlıca kopyalayabiliriz. Bir önceki videodan bakabilirsiniz ona. Şurada Hermite blending fonksiyonları oluşturmuştuk. Şu değerler. Yani aslında basitçe şunları yazıyorum. Onları yazmak istediğimde şu Hermite 1'de. Şöyle yazalım. Noktayı koyacağını söylemiştik. Matris olduğu için bu. Üst tarafta şimdi. Hatta diğerlerini de alalım böyle. Şuradan. Şunu alacağım. Şunu ayrı ayrı şöyle koyarsam işim kolay olacak aslında. Şuraya yapıştırıyorum. F3'ü alıyorum. Tekrar bunları çizdirmeme gerek yok. Çünkü bir önceki videoda sadece bunların nasıl çizildiğini göstermiştik. Burada ise direkt kullanacağız. F1, F2, F3 ama bir de F0 vardı. O da şurada. Bunu da yazdık. Şimdi bunlar U'ları çarptı. U'ları burada oluşturdum ve çarptı. Bunlar tamam elimde. Şimdi yapacağım şey bunları şurada göreceğiniz gibi koordinat değerleriyle çarpmak olacak. X için bunlarla çarpacağım. Y için Y'lerle aslında. Dolayısıyla ben ilk satırları her bir koordinatın bunlarla sırayla çarpacağım aslında. O şekilde düşünebilirsiniz. İki tane nokta oluşuyor. Mesela P, X oluşturalım bir de P, Y oluşturalım. Böyle tanımlayabiliriz. Px dediğimiz bizim nedir? P0 şunun birincisi. 1,1 diye tanımlarsak birinci şeyi tanımlar. Çarpı burada zaten aslında F0 ve şunu yazmış oldum şu anda buraya. Bununla F0'ı çarpacağım. F0'ı çarptım. Artı diyorum. P1 şunun birincisi yine. 1,1. Bunu çarpı dedim. Şurada gördüğünüz gibi F1 ile.
F1'i böyle uzun yazmam gerek yok. Böyle parametrik tanımladık. Şunu direkt yazabilirim. F1 artı P2 ile P2'nin de aslında P2 değil. Yanlış oldu. P0U. Şunu yazacağım. P0U'nun birincisi X'i tanımlıyor. Burada X'e koordinatını tanımladığım için. Çarpı diyorum. F2 artı P1U 1-1 çarpı F3. Bunlar X'leri tanımladı. Aynısını Y'ler için yapacağım. O yüzden bunu alıp şuraya Y'ler için de yapıyorum. Tek fark bu sefer şu ikincileri alacağım. İkincilerse ikinci satır birinci sütunu. Şuradan öyle yazabiliriz. İkinci satır birinci sütun olması lazım. Hepsi aynı yaptım. Nokta virgül kullanınca böyle yapacaksınız. Bunlar da Y'leri aldı aslında. Bunu da tanımladıktan sonra artık çizime geçebilirim. Hatta tanımladım mı bir bakalım. Şöyle run diyelim. Sonuçlara bakalım. Şuradan. Bakın PX ve PY. Zaten F'leri tanımladı şurada 101 tane. PX, PY'yi de 101 tane tanımlaması lazım. PX de 0'dan 3'e kadar tanımlamış. Ki 0'lık 3 olması lazım. Çünkü benim bakarsanız ilki 0, sonuncusu 3. Bu mantıklı. PY de 0'dan 1'e kadar olması lazım. 0'dan bakıyorum. 1'e kadar bunları da tanımlamış. Doğru gözüküyor her şey. Artık bunları çizdirebilirim. Yine bir figür çizdireceğim. Figür deyip mesela bu ikinci figür olsun. Bir önceki videomuzdaki blending fonksiyon çizimlerinin birinci figür yapmıştık. Bu da ikinci figür diyelim mesela. Devamını düşünürsek bu şekilde. Axis equal direkt buraya yazalım. Hold onu bir kere kullanmamız yeterli. Başka kullanalım. Grid on. X label. X values. Birimini biliyorsanız birimini de yazabilirsiniz şöyle. Milimetre mesela. Y label. O da Y values. Bu da önemli milimetre diye düşünelim mesela. Bunları yazdım. Artık plot edeceğim. Şuraya bu arada coordinates on the curve diyebilirim. Burada plotting figure diye tamamı yazalım. Burada da öncelikle ben hani bu curve değerlerinden önce şeyi çizmek istiyorum. Şurada gösterdiğimiz gibi koordinat değerlerini bir çizmek istiyorum. O yüzden buraya önce bir şey çizelim. P0 ile P1'i bir çizelim. Plot diyelim. Plot. P0. Şimdi önce x'leri yazmam lazım. Sadece bir tane birinci noktayı çizeceğim için şunu. Onun birincisi ve P0 2-1 y'si. Bunu yazdım. Bu direkt bunu çizer. P0 noktasını çizer. Bunu ben özellikle göstermek için red ile göstereceğim ve star ile göstereceğim. Şu şekilde yaparsam gösterir. Plot böyle CTRL ile R ile bu arada yüzde koyabilirsiniz. Plotting diyelim. Control points. Önce x'i çizdik. Burada. Şimdi aynısını x'i çizdik diyorum. Özür diliyorum. P0'ı çizdik. Aynısını P1 için de yapacağım. P1'i çizeceğim. Bunu da çizdik. Bu şekilde gösterebiliriz. Run diyelim. Bunu çiziyor. Bir bakalım öncelikle. P0 ile P1'i çizmesi lazım. Bakın. 0-0'da P0'ı 1-3'te de P1'i çizdi aslında buraya. Nokta olarak sadece. Burada amacım noktaları göstermekti. Bir de kontrol noktalarının tangentlarını çizelim. Tangentları çizmek için tabii ki P0'a yani şu PU0'ı P0'a ekleyeceğim. PU1'i de P1'e ekleyeceğim ki öyle gösterebilirim bunun üzerinde. O yüzden plot derken önce bir fark oluşturmam lazım arasında. Bir de ok şeklinde göstermek istiyorum çizimi. Onu da Quiver tanımıyla oluşturabiliyoruz. Quiver diye bir tanım var. Quiver tanımında vektörler çizebiliriz. Load your from mesela P0 to P0U. Şöyle diyebiliriz. CTRL R diyelim. Bunu nasıl yapabiliriz? Gösterelim.
Öncelikle ben bir P1 diye küçük P1 bir nokta tanımlayacağım. Burada P0'ın X ve Y'sini tanımlamam lazım. Aslında gerçi onu tanımladık. O yüzden bunu hiç tanımlamaya gerek yok. P0 burada hazır. Bu kalsın o yüzden. Şöyle diyebiliriz. P0, P1 eşittir. P0 şöyle büyük P0. Bir de P2 diye yardımcı bir nokta tanımlayacağım. Bu da benim vektörümün gittiği yer. Yani şu aslında P1 alt noktası, vektörümün gittiği yer üst nokta. Üst nokta da benim bu P0 artı P0 U olacak. O yüzden buraya P0 artı P0 U diye tanımlayabilirim. Şu şekilde. Bu arada bunları da MATLAB şu anda çizdiğim P0 aşağıya doğru ekliyor. Yani ilk birinci satır X, ikinci satır Y. MATLAB bunu yan yana istiyor. O yüzden transpozunu alabiliriz şunu. Şöyle transpoz diyelim. Bunları da ekledik. Ekledikten sonra tamamının transpozunu alabiliriz. P2'yi de oluşturduk bu şekilde. X ve Y'leri. Bu ne yapıyor? X satırları topluyor. İkinci satırları topluyor. X, Y'leri oluşturmuş oluyor. Sonra transpozunu alıp yan yana koyuyor onları basitçe. Sonra Kuiper tanımında ben öncelikle bir P1'in X'ini gireceğim. 1 ya da 1, 1 fark etmez. Şöyle tanımlayabilirsiniz. Sonra P1'in ikincisini gireceğim. Direkt 2 dediğimde aslında ikinci sütun oldu. Çünkü transpozunu alınca Y ekseni satıra geldi. Hatta bunu iptal edip bir gösterelim mantığını anlamanız için. Şöyle. Şuradan P1. Bakın yan yana geldi. Normalde benim P0'ım alt altaydı. Onu yan yana yaptık. P2'yi de yan yana yaptık. Şimdi işte Kuiper tanımında şurada gördüğünüz ilk noktanın x, vektörün alt noktasının x ve y'sini alıyorum. P1 bir benim. Şu küçük P1'in şunu aldı. Bir de şunu alacak. O da P1. Hatta bunları da kafa karışmaması için ya da P1 diyelim. Mecburen böyle diyeceğiz. Çünkü bir tane daha nokta var şurada. Şöyle diyebiliriz belki. Küçük P0 küçük P 0 U da uç noktasını göstersin diyebiliriz. Bunlar da büyük P'lerin toplamıyla oluyor. P0 ve P0 U. Ya da siz bunları hiç tanımlamadan direkt toplama da yazabilirsiniz. Buraya hiç sorun değil. Bunun da ne diyoruz? Birinci satırın ikinci sütunu. O zaman 1-2. Şöyle tanımlıyoruz. Alt noktayı tanımladık. Bir de üst noktayı tanımlayacağım. Kuiper tanımı üst noktayı tanımlarken direkt bunu girmenizi istemiyor. Bu ikisinin farkını girmenizi istiyor. Yani aslında mantık şunu girmenizle aynı. Tangent değerini sunumda gösterdiğimiz şunları girmenizle aynı aslında Kuiper tanımında. O yüzden işimiz kolay. Ama yine de biz böyle P0 U'nun burada olduğunu bilelim. Onu noktasal çizdirmek isteyebiliriz. Bir okumuzu çizdirelim. Okumuzu çizdirmek için de bir fark olacak. DP'lerin farkı diyelim. Eşittir. P0 eksi P0 U. Şöyle tanımlayalım. Aslında tam tersi. P0 U eksi P0. Çünkü P0 sonra. Şöyle tanımladık. Bunları da buraya gireceğiz. Yani bunları da DP olarak. DP 1, 1 ve DP 1, 2 olarak girdim. Bunları da kırmızıyla göstermek istiyorum. Şöyle bana okun yerini verecek aslında. Bir de bu arada burada bir sıfır daha var. Girmemiz gereken. Yani scaling'i bu turnout ediyor. Yani bir Kuiper'in oku ölçeklendirmesi var. Sıfır yaparsak ölçeklenme yapma gerçek değerleri için diyor. Çalıştıralım. Burada gördüğünüz gibi bizim şu Kuiper aslında çizimimizi yaptı. Tek problem sıfırdan gelmemiş. Şurada buradan gelmiş gibi gözüküyor. Onu belki biraz yaklaşık görebiliriz. Neden öyle mi diye. Şu an 0.5'ten 1'e gitmiş gibi gözüküyor. Onun şeyine bakmamız lazım. Düzeltmesini. Ki doğru olup olmadığını anlayalım. Şimdi P0'ımızı verdik. 0.0 diye. Bir de P0U'muzu verdik şurada. Evet, şurada P0U'yu yanlış yazmış. Bu P0 olacak. Belki de ondan oldu. Şimdi bir bakalım. Evet, doğru. Şurada hata yapmışız. P0'ları girdik. Bir de farkları girdik. O zaman buradan buraya çiziyor. Ama siz mesela oku çizmek istemezseniz ve P0U'yu kendiniz çizmek isterseniz direkt şöyle eklenmiş halini çizmeniz lazım.
bu durumda. Yani onu da çizdirebiliriz. Şöyle yapabiliriz yani. Şurada mesela plotting control points dedik ya. Bir plot daha çizdirip burada P0U'yu çizdirmeyi böyle değil de şunla yapmamız lazım. Toplamlarıyla çizdirmemiz lazım. O yüzden ben bunu alacağım. Şunun altına yapıp küçük P'lerle toplamlarıyla yani çizdireceğim. Burada sıfırdan başladığı için ilk nokta önemli değil ama şu nokta için önemli olacak özellikle. Onu da gösterelim. Bunun aynısını bir de P1 için yapacağım. P1U'nun ve P1U'nun çizimleri var. Yani bunları bir çizelim. Bunu da red değil de blue'yla bir gösterelim şimdi mavinin. Farklarını görün. Ulan diyelim. Bir yerde. Şunları 1-2 yapmam lazım. Çünkü sütun satır yapmıştım. Şöyle. Bir de bir yerde P1 PLU yazmışım galiba. Onu tanımlamam. P1U. Tabii burada P1 yok. P0 var şimdilik. O yüzden bunu daha tanımlamadım. Bunu sona alalım. Onu da tanımlayacağız. Onu da şöyle plot the vector from P1 to PU diyeceğiz. Aynısı aslında. O yüzden aynı işlemleri yapabiliyoruz. Şunun aynısını alıp P0'lar yerine P1 yazarsam işlemi kolaylaşacak. P1, 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 P1 ve P1. Evet. Bunun okunu çizmedim şimdilik. Sadece plotları bir görelim istedim. Şöyle çizdirelim. Bakın 0 ve vektörün noktasını çizdi. 3'e 1 ve 3,5'a 1 olarak da P1U'yu çizdi buraya. Yani bizim şurada gösterdiğimiz P1U aslında 1 bölü 2'ye 0 ama o şurada olması lazım. 3,5 ve 1 olması lazım. Bunun üzerine eklenmesi lazım. Eğer şunu çizseydiniz şurayı verecekti bize ve istediğimiz bir şey olmayacaktı. Vektörümüz burada aslında. Bunu da QWare'ini çizip okunu gösterelim dilersiniz. Yani okunu çizmek için de yine şu işlemi yapıyorum. Weaver işlemini. Bu sefer ama P1'den P1'i çıkaracağım. DP farkını alıyorum. Bunlar yine DP. DP'yi sonradan yazdığımız için böyle olabilir. Şunları da bu arada yine red yapayım. Hepsi red olsun kontrol noktaları. Evet, gördüğünüz gibi okları çizdim. Tabii okun kenarı çok gözükmüyor şu anda ama bir ok var orada. Şuradan şuraya doğru bir ok var. Buradan da buraya doğru bir ok var. Buradaki oku anlamak için aslında bunu çizmememek daha mantıklı. Sadece size gösterim için çizdim. Okumuzun bu şekilde olması için de dediğim gibi şu DP ile farkını çizmemiz lazım. Yani doğrudan şunu kullanmamız gerekiyor. Oku göstermek için MATLAB'ta. Ama siz çizimde tek nokta göstereceksiniz burayı kendiniz buna ekleyerek göstermeniz gerekiyor. Bu şekilde işlemleri yapmış oluyoruz. Evet bunları yaptık. Şimdi bir de eğriyi çizelim altını. Hani bunlar sadece kontrol noktalarıydı. Eğriyi çizmedik. Eğriyi çizmek için şurada koordinatları tanımlamıştık. Hatta bu koordinatları alıp artık şurada çizimini gerçekleştireceğiz. Nasıl gerçekleştireceğiz? Onun için de plot yine. Şöyle diyelim. Plotting recur diyelim. Plot nedir? Px'i Py ile çizdireceğim. Buna da mavi renk vermek istiyorum. Ve bir line width vereceğim. Line width şöyle kalın olsun deriz. 2. Çizdirmek istediğimde burada göreceğiniz gibi burada başlangıçtaki vektöre teğet şekilde çıktı. Şurada da bitişteki vektöre teğet şekilde geldi ve plotu oluşturmuş oldu. Bu zaten sunumda da gösterdiğimiz şu plotla aynı. Bunu bu şekilde oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. Evet bu bir örnek. Bu slide'da gösterdiğimiz. Burada siz okun sağ taraftaki yönüyle oynayarak plotun nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Hani küçük bir örnek biz yapalım burada dilerseniz. Yani burada mesela büyütürsek işte P0U 005 değil de mesela Y'de çok uzasın. 5 olsun. Biraz büyüsün. Farkını görelim diye yapıyorum. Figüre bir bakalım. Evet bu figürü bak şöyle bir alabiliriz. Farkını görmek amaçlı.
Şurada bir dursun. 5 yaptım yani. Şunu çok uzatacağım. Dolayısıyla burası biraz yukarı doğru çıkacak. Tahminimce. Evet, gördüğünüz gibi çok uzattım. 5'e doğru uzattım bunu. Ve şu plota göre karşılaştırırsak. Tabii eksenler 1,5 şurada buradaydı. Biraz küçüldüğü için anlaşılmıyor. Şöyle bir sonucum oluşmuş oldu. Yani bunu oynayarak, yönünü değiştirerek bunun eğri üzerine oynamamız mümkün. Aynısını burada da yapabiliriz. Bunu da uzatabiliriz mesela. Onu da 5 yapalım örneğin. Şurada şunu 5 yaparsak yatayla sadece değiştirdim. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bunu da böyle uzattığımda daha da tangent, çok tangent şekli olacak şekilde burada yataylaştı el. Bunun yönü de değişir. Mesela 5'e 5 yaparsanız bunu 3'e 5 ekleyip 8'e geldi. Bir de 1'e 5 ekleyip 6'ya gelecek yukarıda. Yani şöyle çapraz bir şey olacak bu. Dolayısıyla o çaprazda teğet bir eğri çıkacak ortaya. Bakın buna teğet bir eğri ortaya çıktı. Bunu da değiştirebiliriz. Bunu da mesela 5'e 5 yapalım. Nasıl bir eğri çıkıyormuş görelim. Bakın bunu da böyle yaptım. Şöyle bir eğri oluşmuş oldu. Eksiye de dönüştürebilirsiniz. Tabii eksi 5'e 5 diyebiliriz. Pardon, P0, evet, P0 U'yu değiştirdik. Bakın eksiye gittiğinde de şöyle bir eğri oluşmuş oldu. Bunu da eksi diyebilirsiniz, fark etmez. Mesela bunu eksi yapsak ne olur? Dönemeleri siz de yapıp kendi eğrilerinizi oluşturabilirsiniz. Şu şekilde bir eğri oldu bu sefer de. Burada buna teğet başladı. Bu teğete arkadan gelip yanaşması lazım. O şekilde yanaşıp tamamladı. Evet, bu denemeleri siz de yapabilirsiniz. Bu kodları sizinle paylaştım. Onları kullanmanız mümkün. Ders dosyasında mevcut. Dersi almayıp da dinleyenler varsa kendileri kodları yazabilirler. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.